Sıcağı sıcağına. Türkiye'nin ilk ve en çok izlenen reality. Sıcağı sıcağına sizlerin desteği, ilgisi ve oylarıyla geçtiğimiz günlerde iki büyük ödül birden aldı. Biri Hürriyet'in televizyon yıldızları ödülü, diğeri ise Sanat İhtisas Ajansı'nın verdiği altın ekran ödülüydü. Sizlerin seçimini yansıtan bu iki ödül bizim için bir gurur kaynağı. Sıcağı sıcağına sizlerin ilgisine ve desteğine layık olabilmek için her zaman olduğu gibi 24 saat hemen her yerde hazır olarak gerçekleri tüm tanık ve taraflarıyla ekranlarınıza getirmeye devam edecek. Gün ışığına çıkardığı gerçeklerin peşini bırakmayacak, gelişmeleri de sizlere aktaracak. Kazazedeye yardıma koşarken ölüme koştuğunu bilemezdi. Yaşlı çiftin hüzne boğan ölümü, son nefeslerini aynı anda verdiler. Mahalle bakkalına kanlı soygun dehşet saçtı. Unkapanı köprüsünde alınan önlem yeterli mi? Esrarengiz cinayetin sırrı bilgisayar disketinde mi saklı? Korkunç trafik kazası bir aileyi yok etti. Şok karar, garaja dosyası yeniden açılıyor. Sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Çivici katilin en son açıklamaları, köyde yaşanan dehşet ve ailesinin yalnız sıcağı sıcağına anlattığı gerçekler. Yardıma koşarken, tarih 13 Ocak 1995, yer Nurtepe Viyadüğü. Tem üzerindeki viyadükler arasında boylu boyunca uzanan ve bir ölüm çukurunu andıran boşluklar bir can daha aldı ve bu boşluk yaşamın baharındaki bir genç kızın korkunç sonu oldu. 13 Ocak Perşembe gecesi soğuk ve yağmurluydu. Nurtepe Viyadüğü'ne süratle giren bir özel otomobil yolun sağ şeridine park etmiş olan ve hiçbir uyarı işareti bulunmayan çimento yüklü kamyonu fark etmedi ve korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil kamyonu arkadan bindirmiş, çarpmanın etkisiyle paramparça olmuştu. Sürücü Tanıl Bölükbaş metal yığınları arasında yaşam savaşı veriyordu. Yoldan geçen bir iki araç yaralıya yardım edebilmek için durdu. Kazazedelere yardıma koşanların arasında 22 yaşındaki Nevin Turan, ablası ve eniştesi de vardı. Otoyoldan geçen araçlar durduruluyor, yardım için herkes elinden geleni yapıyordu. Bir araba daha vardı, onlar yaralıları gördü, yani kaza yaptığını gördüler. Arabayı durdurdular, bana da arkadan işaret ettiler. Ben hemen yanaştım. Bir belli iki tane kız çocuğu vardı arabadan, indiler. Hemen buradaki yaralıyı çıkartma, bir de yolda geçen arabalardan telefon almaya çalıştık. Yani acil yardım çağırmak için. Nevin otomobilin önüne sıkışmış, çaresizce çırpınan Tanıl Bölükbaş'ı görünce paniğe kapılmıştı. Genç kız yolun karşı yakasından daha çok araç geçtiğini görünce karşıya geçip oradan yardım istemeyi düşündü. Nevin koşarak yolu geçti ve gidiş gelişi ayıran korkuluklardan atlamak istedi. İşte o anda acı bir çığlık duyuldu. Kız bağırmaya başladı, kız kardeşim gitti diye feryat etti. Nereye gitti dedim ben de gayet doğal olarak. Dedi ki aşağı gitti. Neresi aşağısı ya dedim. Yani çünkü ben de yabancı olduğum için yol gidiş gidiş çift şerit yol. Ben köprünün üzerine olduğumuzun bile farkında değiliz biz yani. Nevin Turan viyadüğün arasındaki boşluktan 50-60 metre aşağı düşmüş, vücudu toprağa hızla çarpınca hayatını o anda kaybetmişti. Cansız bedeninin üzerine ince ince yağmur yağıyordu. Yüzü ölümün acısıyla gerilmiş gibiydi. Ablası ve eniştesi neye uğradığını şaşırmıştı. O anda otomobilde sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Tanıl Bölükbaş da son nefesini vermek üzereydi. İki çocuk babası yaralı hemen Şişli Etmal Hastanesi'ne kaldırıldı ama artık çok geçti. Tanıl Bölükbaş ve ona yardıma koşan Nevin Turan birbirlerini hiç tanımamış ama aynı kaderi paylaşmıştı. Ölüm onları Nurtepe Viyadüğü'nde yakaladı. Aileleri ölüm acısıyla sarsılıyordu. Nevin'in ölüm haberi ailesine ulaştı. Turan ailesi bu korkunç kazanın çok sevdikleri kızlarını ellerinden almasına bir türlü dayanamıyordu. Bu hayat dolu genç kızın ertesi gün cenazesinin kaldırılacağını düşünmek bile çok acıydı. Kazazedeye yardıma koşarken ölüme koştuğunu bilemezdi. Yaşlı çiftin hüzne boğan ölümü, son nefeslerini aynı anda verdiler. Mahalle bakkalında kanlı soygun dehşet saçtı. Unkapanı köprüsünde alınan önlem yeterli mi? Esrarengiz cinayetin sırrı bilgisayar disketinde mi saklı? Korkunç trafik kazası bir aileyi yok etti. Çok karar. Karaca dosyası yeniden açılıyor. Sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Çivici katilin en son açıklamaları, köyde yaşanan dehşet ve ailesinin yalnız sıcağı sıcağına anlattığı gerçekler az sonra. (Gülüyor)
Kısa bir aradan sonra az önce izlediğiniz konunun devamıyla karşınızdayız. Nevi'nin cenazesi dualar arasında morgdan alındı ve camiye getirildi. Yakınları onun tabutu başında gözyaşı döküyor, hayat dolu gülümsemesini hatırlıyordu. Nevi'nin cenazesi defnedilmek üzere yeniden omuzlara alınıp cenaze aracına taşındı ve Hassal mezarlığına doğru yola çıkıldı. Ama ne gariptir ki Hassal mezarlığına ulaşabilmek için Nevi'nin son nefesini verdiği Nurtepe viyadüğünden geçmek gerekiyordu. Garip bir tesadüf. Genç kızın kaderi onu sürekli bu viyadüğe çekiyordu sanki. Cenaze aracı viyadük üzerinde yol alıyordu ki tam Nevi'nin can verdiği yere gelindiğinde trafik adeta kilitlendi ve cenaze aracı yolda kala kaldı. Kader Nevi'ni bir kez daha ölümle buluştuğu yere getirmişti. Cenazeye katılanlar otomobillerden indi ve viyadüğün ölüm çukuruna nefretle baktı. Bu boşluk neden kapatılmamıştı? En azından uyarı işaretleri konamaz mıydı? Cenaze aracı uzun bir süre Nurtepe viyadüğünde bekledi. Acı dolu bekleyiş sürerken Nevi'nin ablası ve eniştesiyle konuştuk. Genç kızın ablası Nesin olay anını anlatırken titriyordu. Şu Allah'ın işini görüyor musunuz? Biz gece bu yolda seyrediyorduk. Gidiyorduk, bir araba çok hızlı bir şekilde bu istikamette giderken bizi solladı ve gitti. Çok kısa bir süre sonra ileride arabanın tankerin arkasına gittiğini gördük. Nevincik çok ısrar etti. Ben durmayacaktım. Çok yardımsever. Çok yardımsever oldu. Çok ısrar etti. Dedi ki mutlaka duralım. Hatta arabanın seyir halindeyken kapılarını açtı. Belki orada telefon vardır diye. Telefona belki koşmaya gitmiştir diye. Ama sanmıyorum orada telefon olduğunu. Büyük bir ihtimalle karşıda araba durdurup oradan buraya insan şey yapmak için. Sonra Nevin boşluğa. Sonra işte şuradan adımını attığını gördük canlı bir şekilde. Burayı biliyorsunuz değil mi? Aldınız. Şurada kardeşim attım. Aynen böyle düştü. Buraya çıktı. Buradan adımını attı ve ben gözümle biz gördüm belki, ve yok oldu ondan. Yani bakıyoruz sonra. Diyoruz ki belki bir şurada bir mazgal var, boşluk bir şey var. Boşluk vardır diye koşa koşa geldim. Kardeşimi burada bulacağım. Oradan çıkmasını düşünüyoruz. Biz bekliyoruz böyle. Bekledik. Hiç kimse çıkmadı. Ama sorduruşlar. Bakın aradan iki gün geçti, hala bir önlem yok. Şurada en azından bir şey olur, bir bariyer konur falan. Burada her an her şey olabilir. Nihayet yol açıldı ve Nevi'nin son yolculuğu Hassal mezarlığında son buldu. Duası okundu ve Nevi'nin gencecik bedeni gözyaşları içinde toprağa verildi. Arkadaşları, ailesi yaşama sıkı sıkıya bağlı olan Nevi'ni dağ hayatının bağrında kaybetmişti. Nevi'nin mezarı çiçeklerle sarıldı. Nevi'ni canı kadar seven ablası onun mezarına koyduğu çiçekleri sanki onu öpercesine sevgiyle öpüyordu. Bu hüzünlü cenaze töreninden sonra Nevi'nin abi Mesut Turan'la konuştuk. İnşallah bu tem yolunda son kaza olur. Nevin ölmeseydi belki de ilk kez bir işe girecekti. Sabahleyin iş görüşmesine gidecekti. Abi Mesut Turan gazetelerde yazılan haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi. Bu sabahki medyalarda ve bütün gazeteleri aldım. Kimisinde alkollüydü, kimisinde işte şöyleydi, kimisinde böyleydi yazılıyor. Lütfen o medyalar, gözümüz kulağımız, onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Doğruyu yazsınlar. Kesinlikle alkollü değildi. Nevin otomobiline sıkışan Tanıl Bölükbaş'ı kurtarmak için yardıma koşarken aslında ölüme koştuğunu bilmiyordu. Kamyona çarpan Tanıl Bölükbaş ondan belki de birkaç dakika sonra can verdi. Geride iki de yetim kalmıştı. Cenazeden sonra Bölükbaş ailesinin evine gitti. Anne Nazlı Bölükbaş acı içindeydi. Talihsiz anne oğluna yardıma koşarken ölen Nevi'nin acısını da hissediyordu. Bir de o var. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet eylesin. Şaşırdım yani. O kız sağ olsaydı benim çocuğumu yetiştirirdi. Candan yürekten koşmuş yani yavruma benim. Candan çalışmış o çocuğuma. Eğer o sağ olsaydı ben hep Tanrı'mı kurtarırdım. Zahmet ederim. Allah sabır versin. Kurban oldum ben Allah'a. Bize de onlara da. Sanki onların ecellerini bir yaratmış. Tanıl Bölükbaş'ın 5 yıllık eşi Dilek Hanım ölmeden 15 dakika önce onu görmüştü. Genç adam evden aceleyle çıkmıştı. İşte 15 dakikaya kadar geliyorum dedi. Çıktı o çıkış bir daha da gelmedi. Ölüm haberini duyduk. Bu korkunç kazanın ardından küçük bir araştırma yaptık. Nurtepe Viyadüğü'nde yaşanan bu olay ilk değildi. Nurtepe Viyadüğü daha önce de buna benzer olaylara sahne olmuştu. Yıl 1992. Otomobilden inen iki çocuk boşluğa düşerek öldü. Yıl 1993. Bir sürücü karşıya geçmek isterken boşluğa düşerek öldü. Her şeye rağmen alınan basit bir önlem bile yok. En azından viyadüğün bazı yerlerine uyarı levhası konamaz mıydı? Ya da daha köklü bir tedbirle bu boşluklar kapatılamaz mıydı?
bazı önlemler almak için gerçekten böyle acı olayların yaşanmasını beklemek şart. Sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Çivici katilin en son açıklamaları, köyde yaşanan dehşet ve ailesinin yalnız sıcağı sıcağına anlattığı gerçekler. Bekleyin! Son nefeste beraber. Tarih 12 Ocak 1995. Yer Hasköy. Yıllarca aynı yastığa baş koymak ve vakit geldiğinde aynı yerde aynı anda can vermek. Çok hüzünlü, tuhaf bir ölüm. İşte Mecit ve Piraye Dağ Deviren çifti de birlikte son nefeslerini verip hayata veda ederken böyle hüzünlü bir tablo çiziyordu. Dağ Deviren çifti bir süre önce Büklüm Sokak'taki bir apartmanın zemin katına taşınmıştı. Piraye Hanım kedileri çok severdi. Ancak daha önce oturdukları apartmanda kediler konusunda sorun çıkınca yaşlı çift bu daireyi aldı ve Piraye Hanım kocasının dışarı hiç çıkmamasını istediği evinde kedileriyle birlikte yaşamaya başladı. Komşuları yaşlı kadını pencerede bile göremiyor, arada bir Macit Bey'e kapı önünde rastlıyordu. Bu durum oldukça garipti. Dağ Deviren çiftinin komşularıyla görüştük. Camdan dışarı çıkmıyor. Yalnız beyni dışarı gidip geliyordu, işe gittiğini söyleniyor. Emekli olduğunu söylemişti. Cama falan hiç çıkmıyordu kadın. Korkuyorum diyordu, çok sinirliydi adam. Su parası falan isteyince bile kızıyordu yani. Komşular bu esrarengiz çifti merak ediyordu. Zaman zaman evden gelen iniltiler bir gün kesildi. Artık hiçbir ses duyulmuyordu. Yaşlı çiftin komşuları onları merak etmeye başlamıştı. Kedilerin eve rahatça girip çıkması için Piraye Hanım'ın açık bıraktığı pencereye bir merdiven dayadılar. İşte onları korkunç gerçek bekliyordu. Yaşlı çift ölmüştü. Piraye Hanım sobanın yanında, Macit Bey ise mutfak kapısının önünde cansız yatıyordu. Biz şüphelendik. 15 gündür hiç sokak kapısı açılmadı. Önceden duyuyorduk sokak kapısının açıldığını. 15 gündür hiç açılmadı. Şüphelendik. Cam zaten açıktı kediler girsin çıksın diye. İskele dayadık. İskeleden baktık. Sobanın yanında hanımın ölüsünü gördük. Muhtara gittik. Polisin ve yetkililerin cesetler üzerinde yaptığı incelemede darp veya yara izine rastlanmadı ve yaşlı çiftin ölüm nedeni tam olarak anlaşılamadı. Üstelik evde ölüm nedenini belirleyebilecek küçücük bir ipucu bile yoktu. Yaşlı çift yedikleri bir yemekten veya sobadan çıkan gazdan zehirlenmiş olabilirdi. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yaşlı çiftin cesetleri tabutlarla adli tıp morguna kaldırıldı. Bu esrarengiz ölümün gerçek nedeni ancak otopsi raporundan sonra belirlenebilecek. Ölümün el ele yakaladığı yaşlı çiftin hazin sonu uzunca bir süre belleklerden silinmeyeceğe benzer. Soygun ve cinayet. Tarih 12 Ocak 1995. Yer Kurtuluş. Kurtuluş'un ara sokaklarında bir bakkal dükkanı vardı. Enver Efendi'nin bakkal dükkanı. 12 Ocak akşamı bu küçücük bakkal dükkanının kapısı aralandı ve içeri giren müşterilerine Enver Şirin gülümsedi. Ama daha sonra yaşananlar korkunçtu. Enver Şirin Demirciler Sokak 70 numaralı apartmanın girişindeki bakkal dükkanında yıllardır çalışır, kıt kanaat geçinir giderdi. Her zaman olduğu gibi o akşam da saat 8.30 sularında yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Enver Bey akşam yemeğine geç kalmamak için acele ediyordu. İşte o anda dükkanın kapısı açıldı ve günün en son müşterisi geldi. Bu kişi veya kişiler aynı zamanda Enver Bey'in de son müşterileri olacaktı. Bu müşterinin istediği kasada gün boyunca biriken birkaç kuruştu. Enver Bey bir anda tabancanın soğuk namlusunu karşısında buldu ve tetiğe dokunan el onun sonunu hazırladı. Failler kasadaki tüm parayı da alarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Yıllardır hep güler yüzüyle karşılaştıkları Enver Bey'in öldürüldüğünü duyan mahalle halkı hüzne boğulmuştu. Çok çok iyi bir insandı. Patını duyunca cama baktım, aniden şok geçirdim. Zaman oluyor da bu hırsızlığa benzeyen bir şeydi. Hırsız olsaydı parayı alırdı. Bu hem vurmuş hem kasaya boşaltmış. Mahallede daha önce de buna benzer olaylar yaşanmıştı. Dükkana geldiler, silah çektiler. Birkaç defa paramızı aldılar, istediler. Vurma olayı olmadı. Çocuğumu kaçırdılar dükkandan. Aylarca dükkanım boş kaldı, kapalı kaldı. Yani biz burada 25 senedir buradayız. 25 senedir 5-25 sultana hasta geçirdik böyle. Bu sokağın sakinleri bütün bu olanlardan rahatsızlık duyuyordu. Valla bu sokak en çöpne, en ıssız, bakınız bir tek ışık yanıyor mu lambada? Yani karanlık, kaçanın her zaman kurtulabileceği bir sokak burası. Gece gündüz burada silah atılır. Dün sabah saat 8.30'du, iki şarjör benim boşaldığım merdivenden altında.
En sonunda biz silah alamayacağız. Kendimizi korumak için. Enver Bey'in eşinin fotoğrafı tezgahın üzerinde duruyordu. Olayı duyan genç kadın hemen bakkal dükkanına koştu. Acılı kadın olup bitenlere bir anlam veremiyordu. Bakkal dükkanının içindeki araştırma bitene kadar onun da içeri girmesine izin verilmedi ve sonra sevgili eşinin cansız bedeni apar topar olay yerinden alınıp polis otosuna yerleştirildi. Enver Bey'i kim neden öldürmüş olabilirdi? Olay ilk bakışta hırsızlık amacıyla yapılmış gibi görünüyordu. Polis konuyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Bakkal Enver Bey'in korkunç bir cinayete kurban gitmesi mahalle halkını çok üzdü. Herkes onu yüzündeki gülümsemeyle hatırlayacak. Sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Çivici katilin en son açıklamaları, köyde yaşanan dehşet ve ailesinin yalnız sıcağı sıcağına anlattığı gerçekler. Bekleyin! Bu tedbir yeterli mi? Unkapanı Köprüsü üzerinde peş peşe yaşanan korkunç trafik kazalarını sizlere aktarmış, yetkililere köprü üzerinde hala neden önlem alınmadığını sormuştuk. Geçtiğimiz günlerde bazı önlemler alındı. Ama bunlar ne derece yeterli, gelin hep birlikte görelim. Köprüden uçan araçları ve bu kazaların ardından gelen korkunç ölümleri unutmak mümkün değil. İlk kaza bir ay kadar önce yaşanmış, köprüden uçan ve içinde 4 kişi olan otomobil ağaçlara takılarak düştüğü için hız kaybetmiş ve büyük şans eseri içindeki 4 kişi ufak sıyrıklarla hayatta kalmayı başarmıştı. Ardından pek çok kazada şans eseri can kaybı olmadan atlattı. Ancak 4 Ocak gecesi yaşanan kazada kazazedeler hiç de o kadar şanslı değildi. Özgür Karaçanlı'nın kullandığı otomobil Unkapanı Köprüsü'nün daha önceki kazalarda kırılan demir parmaklıklarının bulunduğu yerden uçarak beton zemine çakıldı. Tüm çabalar boşunaydı. Otomobildeki 3 kişi hastaneye yetiştirilemeden hayata veda etti. Bu kazadan sonra köprünün demir parmaklıklarının neden onarılmadığı ve neden daha köklü önlemler alınmadığı sorusu kafalarımızı kurcalamaya başladı. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan Beyaz Masa'ya şikayetimizi iletmiştik. Şimdi biz sizden şikayetinizi aldık. 48 saat içerisinde size bunun sonucunu bildireceğiz. Gerekli makamlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Gerekli yol bakım çalışmalarını yaptırıyoruz. Sonuçta da sizi telefonla arayıp 48 saat içerisinde cevabımızı iletiyoruz. Ardından da İstanbul Anakent Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürü Zülfü Demirbağ'la birlikte Unkapanı Köprüsü'ne gitmiştik. Bütün bu çabalardan birkaç gün sonra Unkapanı Köprüsü'nün yıkılan demir parmaklıkları göstermelik de olsa onarıldı. Ama şiddetli bir çarpma halinde ne olur bunu tahmin etmek pek de zor değil. İnce bir demirin tuttuğu parmaklıklar rüzgarla bile sallanıyor. Alınan önlem hiç yeterli değil. İnsan hayatının söz konusu olduğu bu önemli konuda yetkililerin daha duyarlı davranması, Büyükşehir Belediyesi'nin köprünün bu kesiminde gerekli çalışmayı yapması gerekiyor. Konuyu sıcağı sıcağına takip edip sizlere bildireceğiz. Bilgisayar disketindeki sır. Tarih 12 Ocak 1995. Yer Etiler. Bir zamanlar piyanist şantör olarak çalışan, daha sonra da meslek olarak çok ilgisini çeken, bilgisayarcılığı seçen 42 yaşındaki Fatih Utku, tek başına yaşadığı evinde öldürülmüş olarak bulundu. Genç adamı tanıyanları dehşete boğan cinayet, Etiler'deki bankacılar sitesinde meydana geldi. Fatih Utku uzun süredir F1 bloktaki evinde yaşıyor ve geçimini bilgisayar oyun disketleri çoğaltıp satarak kazanıyordu. Özellikle mahalleli gençler tarafından çok sevilen Fatih Utku, evinde kurduğu bilgisayar sistemiyle onlara yardımcı olur, disketler çoğaltıp verirdi. Fatih Bey'i her zaman evde bulmak mümkündü. Ama son bir haftadır kapısını çalan hiç kimse cevap alamamıştı. Bunun üzerine şüphelenen apartman sakinleri polisi aradı. Acıdır ki Fatih Utku'nun kanlar içindeki cesedi yüzlerce bilgisayar diskinin arasında bulundu. Fatih Utku evinin salonunda başına vurulan kesici bir aletin darbeleriyle yere yığılmış, kanlar içinde ölüme terk edilmişti. Cinayet masası dedektifleri yaptıkları ilk incelemelerde Fatih Utku'nun günler önce öldürüldüğünü belirledi. İlk tahminlere göre katil veya katiller Fatih Bey'in tanıdığı birileriydi. Polisin evde yaptığı arama sırasında 52 milyon bulunması ve hiçbir değerli eşyanın alınmamış olması hırsızlık ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Yalnız yaşadığı bilinen genç adamın yatak odasında bazı kadın eşyalarının bulunması şaşırtıcıydı. Apartman sakinleri Fatih Utku'nun esrarengiz ölümü karşısında büyük bir üzüntü duymuştu. Sanmam. O çok sakin bir çocuktu. Çocuklarımıza emanet ediyoruz. Kolay mı? Şu kadardan 15 yaşına kadar herkes gelir oraya. Emniyetli çocuktu. Herhangi bir şey yoktur. Günün hangi saatte olsa o çocuk tek başınadır burada. Kasetinin bilgisayarının başındadır. Bilgisayar disketi almaya gelen gençler de duydukları haber karşısında şaşkındı. Uzun zamandır uğradık, görmedik hiç.
bakmak için kapıyı geldik. Açan oyun disketi, bilgisayar için. Ben de onunla birlikte geliyorum yani, sürekli almıyorum tabii. Yani ayda falan bir kere falan gelip alıyorum. Gençlerin ve apartman sakinlerinin sevgisini kazanan bilgisayarcı arkadan vurulmuştu. Genç adamın kapıya bıraktığı küçük not bir daha dönemeyeceğini bilenleri hüzne boğdu. Ve bilgisayarda en son kullandığı disket bu korkunç ölümün sırrını aydınlatır ümidiyle incelemeye alındı. Bilgisayar disketi esrarengiz cinayeti çözecek mi? Polis olayla ilgili araştırmasına devam ederken Fatih Utku'nun cesedi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Bir aile yok oldu. Tarih 15 Ocak 1995. Yer Güzelyalı. 15 Ocak gecesi korkunç bir trafik kazası yaşandı ve bir aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Sebep yine alkol, yine aşırı hızlı. Eve dönüş yolu kana bulanmıştı. Gebze'deki eğlenceli bir düğünden Hasanpaşa'daki evlerine dönen 8 kişi o gece bir felaketle karşılaşacaklarını akıllarından bile geçiremezdi. Sürücü Mehmet Karalioğlu düğün sonrasında hayli alkol almış ve direksiyon başına geçmişti. Güzelyalı mevkiine yaklaşıldığında alkollü sürücü öndeki araca hızla çarptı ve otomobil savrularak yolun ortasında yan döndü. Bu sırada E5 yolu üzerinde süratle seyreden bir otobüs yola fırlayan otomobili görüp frene bastı ama iş işten geçmişti. Korkunç bir gürültü duyuldu. Çevredekiler hemen yardıma koştular. Canlı getirdik. Bir tanesi çok ağır yaralıydı. Maalesef çıkaramadılar. Geldi işte, bir arabanın bir tanesi vurdu. Evet. Önümde tanker konvoy halinde gidiyorduk. Önümde benim tanker vardı. Bayağı bir mesafe vardı aramızda. Geldi bir tanesi, yani ben arabanın bana vurduğunu bile tahmin etmedim. Zaten ilk halmede araçlar durdu. Peşimizdeki araçlar durdu. İlk halmede gittik biz, kurtardık şeyleri. İki tane çocuk aldığımı hatırlıyorum. Hatta benim çocuklarım da vardı. Onlar da bir şok halindeydi. İki tane çocuk, bir tane bayan. Hatta bayanı arabaya bindirirken ben belimi arattım. O da çöktüm, kaldım. Otobüs sürücüsü kaza anını bir kez daha yaşıyordu. Döndü önümüze araba. Sol şeridimize döndü. Yavaşça bir olayımız kalmadı yani. Yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ancak hastanenin acil servisi yetersiz kalmıştı. Kazada ağır yaralar alan aynı ailenin fertleri Hüseyin, Feride ve Kader Turan'ı kurtarmak mümkün olmadı. Diğer yaralılar da tedaviye alınmak için uzun süre bekledi. Yaralı Naciye Karaalioğlu kaza anını dehşetle hatırlıyordu. Anlayamadım, bir anda yoldan çıktı araba. Küçük Özlem'in söyledikleri ibret vericiydi. Babam hızlı gidiyordu, içkiliydi. Bir arabaya çarptı. Dedim içme dedim, düştü. Özlem, bacağı kırılan küçük kardeşi Özkan'la aynı sedyeyi paylaşıyordu. Kazadan sürücü Mehmet Karaalioğlu ufak tefek yaralarla korunmuştu. Onun için konuşmak çok zordu. Mutlu bir düğün gecesi geçirilmiş, gülünmüş, eğlenilmişti ama korkunç kaza Turan ailesini yok etmişti. Geride 19 yaşındaki Kadir Turan kalmıştı ve hastanede yaşam savaşı veriyordu. Kaza geliyorum demez. Ama eğer alkollü direksiyon başına geçildiyse, hele bir de gaza basıldıysa, işte o zaman kaza geliyorum der. Sürücüler, lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Çivici katilin en son açıklamaları, köyde yaşanan dehşet ve ailesinin yalnız sıcağı sıcağını anlattığı gerçekler. Bekleyin! Şok karar. Bir süre önce ayrıldığı eşi Atay Karaca'yı tedbirsizlik yüzünden öldürdüğü iddiasıyla bir yıl 6 ay hapse mahkum edilen, daha sonra da hapiste kaldığı süre göz önünde tutularak serbest bırakılan Canan Serdaroğlu, Yargıtay kararıyla kasten adam öldürmek suçundan yeniden yargılanacak. 21 Eylül 1993. Gece yarısından sonra saat 1 sularında Tarabya'da bir silah patladı. Atay Karaca, eski eşi Canan Serdaroğlu'nun evinde hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan Canan Serdaroğlu, olayın önce intihar olduğunu belirtmiş, daha sonra Atay Bey'in boğuşma sırasında kazayen vurulduğunu söylemişti. Sorgulamalar sonrasında genç kadın tutuklanarak İstanbul Kapalı Cezaevine gönderildi. Atay Karaca'yı kasten öldürdüğü iddiasıyla 24 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Canan Serdaroğlu, aylar süren duruşmalardan sonra eski eşi Atay Karaca'nın ölümüne tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu neden olduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu süreyi tamamladığı için de serbest bırakılmıştı. Bu arada duruşmalarda iki taraf avukatları farklı iddiaları öne sürüyordu. Davalı avukatı Rahmi Özkan, o gece olayın kazayen gerçekleştiğini savunuyordu. Ona göre boşandıktan sonra da devam eden bir birliktelik söz konusuydu. Olay günü, taraflar arasında yapılan bir telefon görüşmesiyle o akşam beraber bir balık yemek arzusu doğmuş ve rahmetli Atay Bey'in teklifi üzerine Canan Hanım evinde özel olarak balık ve masa hazırlamış.
Sıcağı sıcağına kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacak. Şok karar. Karaca davası yeniden açılıyor. Sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Çivici katilin en son açıklamaları, köyde yaşanan dehşet ve ailesinin yalnız sıcağı sıcağına anlattığı gerçekler az sonra. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Savunmaya göre taraflar arasındaki sohbet gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmüş, bir süre sonra sahneye tabanca çıkmıştı. Üzerinde taşıdığı ve olayda kullanılan simit ve sonlarda silahını çıkarıp masaya bıraktı. Bir defa ikaz ediyor Canan Hanım, lütfen bu silahı kaldır, içkilisin. Birinci ikaz üzerinde tekrar cebine koyuyor. 3-5 dakika sonra tekrar cebinden gayri irade olarak çıkarıyor silahını ve oynamaya başlıyor. Derken silahı iki kişinin arasındaki masanın üstüne koyuyor, yemek masasının üstüne koyuyor. O sırada Canan Hanım'ın bana anlattığına göre... İçime tuhaf bir his geldi, ürperdim. Silahı kaldırmak istedim. Tam elimi uzatmışken rahmetli Atay da aynı anda elini silaha uzattı. Aynı anda silahı kaptık. Silahın kabzası Canan Hanım'ın elinde. Yani kabza ve tetik tarafı Canan Hanım'ın elinde. Namlu rahmetli Atay Bey'e doğru tevcih edilmiş vaziyette. Namlu'dan Atay Bey'i çekiştiriyor. İki kişi arasındaki bu çekişmede nasıl oluyorsa bir parmak veya bir el tetiğe geliyor. Tetiğe değmeyle birlikte silahın patlaması saniye içerisinde meydana geliyor. Şimdi bu tetiğe dokunan elin rahmetli maktul Atay'ın mı yoksa sanık Canan'ın mı olduğunu bilmek mümkün değil. Ama şu gerçek ki silahın kasten ateşlenmesi diye bir durum söz konusu değil. Savunmaya göre silah kasten ateşlenmemiştir. Madalyonun ters yüzü. Müdahil avukat Okan Fenercioğlu kasten adam öldürme üzerinde duruyor. Onlar olayı dikkatsizlik, tedbirsizlik ile ölüme sebebiyet olarak görüyorlar. Oysa biz tümüyle bunun cinayet olduğuna inanıyoruz. Atay Karaca senelerce atıcılık dalında milli takımımızı temsil etmiş bir sporcu. Yani silahla bütünleşmiş bir kişi. Silahın nerede olduğunu Canan Serdaroğlu çok iyi biliyordu. Ve oradan alıp cinayeti işlemiştir. Olay gecesi herhangi bir çekişme olmamıştır. Masa düzenine baktığımız zaman tabak, tabağın yanında çatalı bıçağı, her şey muntazam olarak duruyor. Atay Bey'in sigarası üzerinde çakma düzenli biçimde duruyor. Mermi trajesine baktığımızda adli tıptan gelen raporda sağ göz üzerinden giren mermi sol aşağıya doğru seyir göstermektedir. Bu da bize Atay Karaca'nın oturduğunu, Canan Serdaroğlu'nun ise yukarıdan ateş ettiğini gösterir. Atay bir sağ elini kullanıyor. Elinde silah olduğunu düşünelim. Ve kafasına doğru çektiğini düşünelim. Kendini öldürse silahı bu şekilde bırakması lazım. Bu silah hiçbir zaman bu şekilde durmaz. İddiaya göre masanın durumu, silahın yönü bir garipti. Bir mizansen hazırlanmıştı. Atay Karaca cinayete kurban gitmişti. Sağ avucunun içi kan dolu. Sağ avucunun içinin kan olmasının tek sebebi silahın patlamasından sonra sağ elini sağ gözünün üzerine kapamasıdır. Bunun başka bir izahı yok. Demek ki olaya hazırlıksız aniden bir silah patlıyor, elindeki sigara düşüyor ve refleks olarak da sağ elini sağ gözünü kapatıyor. Ondan sonra da müessir netice ortaya çıkıyor. Canan Serdaroğlu hapisten çıktıktan sonra sıcağı sıcağına hapishanede yaşadıklarını anlatmıştı. Allah kimseyi düşürmesin düşmanımı dahi. Çok zor günler, çok zor saatler geçirdim. Yani çok zor bir şey. Bir kaşık için, bir tabak için korkunç bir kavgalar çıkabiliyordu. Kanlar akabiliyordu. Genç kadının buruk mutluluğu kısa sürdü ve dava Yargıtay kararıyla yeniden açıldı. Bu durumda Canan Serdaroğlu kasten adam öldürmek suçuyla yeniden yargılanacak. Canan Serdaroğlu'nun avukatı Rahmi Özkan, Yargıtay kararındaki bilgileri şu şekilde aktardı. Müdahil vekili arkadaşımız bir banttan bahsetmişlerdi. Bir kasetten bahsetmişlerdi ve göya sanık Canan Karaca olayı müteakip Sarıyer Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ni aramış ve maktulü
öldürdüğü şeklinde bir beyanda bulunmuş. Ve bu beyan Sarıyer Araştırma Büro Amirliğince banta geçirildi, kaydedilmiş. İddia buydu. Avukat Rahmi Özkan söz konusu bandın duruşmalar sırasında da gündeme geldiğini söyledi. Duruşma devam ederken de ısrarla bunun dışında bir bantın varlığı iddia edildi. Ama böyle bir bantın varlığıyla olan iddia elle tutulur, gözle görülür şekilde ortaya konmadı. Davayla ilgili bundan sonraki gelişmeleri kamuoyu merakla bekliyor. Duruşmaları sizlere sıcağı sıcağına aktaracağız. Akıllara durgunluk veren gerçekler. Bazı olaylar vardır ki korkunç görüntülerle aklımızdan silinmez. Denizli'de yaşanan çivili cinayette işte bu tür olaylardan biriydi ve böyle vahşet olmaz dedirtmişti. Denizli'nin Bozkurt ilçesi Canbaşı köyü çiftçilikle uğraşan ailelerin oturduğu sakin bir köydü. Ta ki 1994 yılının Haziran ayında İsmail ve Ayşe Güneş çiftinin komşuları kötü bir haber alana kadar. Bir süredir ortalarda görünmeyen yaşlı çift evinde ölü bulunmuştu. Kafalarını örtüp de uyuyor gibi oradan gelen hiç tahmin etmemişler. Cenazenin olduğunu. Kivim yetmedi diyor. Duvarlardan diyor, bir tane kivi söktüm diyor. Bir tane kivi söktüm. Onu da çaktım diyor. O çiviyi diyor. Buradan söküyor. Aynen gözüne bir tanesi diyor. Ufak bir çivinin diyor. Gidin bakın diyor cenazesine diyor. Bu 15-20 gün... Nasıl çivi böyle bir şey? Çivi sonraki çakalar çivi bu kadar değil. İlkinkiler bu kadar var. Bundan belki büyük bile. İlkinki çakalarından. Neresine çakıyor bu çiviyi göster? Gözlerini sol gözlerine. Gözlerine ikisi de mesela şöyle... Gözlerin ikisi de çatallar çıkmış durdu gözlerine. Çiviyle birisi de anında. Hepsinin de. Cesetler yaklaşık 3 gündür evdeydi ve doktor cesetler üzerinde inceleme yapmasının imkansız olduğunu söyleyerek zehirlenme raporu ona vermişti. Ona tabii gelen doktorlar da mayana edemediği için zaten mayana etmeye kalksalar, elbisesini soysalar genelde zaten doğurmak üzere gelmiş. Çiviler var ama. Çivileri kimse tahmin edemiyor. Çünkü cenazenin yüzünü gözüne kurt atmış. Aradan bir ay geçmiş, 23 Temmuz'da Çambaşı köyünün iki sevimli ihtiyarı Ramazan ve Rukiye Kocatepe çiftinin kızları onları evlerinde ölü bulmuştu. Olayın cinayet olduğu öğrenilince köyde korku filmlerini andıran bir ürperti başlamıştı. Köyü korku, dahası dehşet sarmıştı. Aynı gün bu kez Yıldırım Kılıç tek başına yaşadığı evinde ağabeyinin oğlu tarafından ağır yaralı bulunmuş, olaylar inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Her zaman burada yatardı. Katil Süleyman Aktaş işte burayı kapıyı açıyor. Saat 11.50. Evin içi kan içindeydi. Sokmuş kavasını burada güzel kırıyor. Ondan sonra hareketsiz halde kalınca artık çiviyi orada mı çaktı, burada mı çaktı bilemiyorum. Çiviyi çaktan sonra gene getirmiş, yatağına yatırmış buraya, üzerini örtmüş buraya kadar. Abi Yıldırım Kılıç'ın güçlükle de olsa Süleyman Aktaş ismini söylediğini duymuştu. Böyle yaptı, kendini zorladı. Böyle yaptı, puf, yaptı. Yıldırım kim vurdu seni? Cevap veremedi. Yıldırım Kılıç bundan sonra hemen hastaneye kaldırılmış, genç adamın sol gözünden iki, alnındansa bir adet 12'lik inşaat çivisi çıkartılmıştı. İnanılmaz gerçek. Kocatepe ve Güneş çifti de aynı şekilde öldürülmüştü. Yıldırım Kılıç bu tarihten sonra bir hafta boyunca yaşamla ölüm arasında gidip geldi. Ama sonunda ölüme yenik düştü. Başlatılan soruşturma yetkilileri zanlıya götürmüştü. Görevimi yaptım diyen Süleyman Aktaş cinayetleri soğukkanlı bir tavırla anlatmıştı. Sevincine baktım. Sayın Başbakan, Sayın Murat Karayalçın böyle orada bakanlar var falan. Oradan bana sinyal geldi. Tamam bugün olacak dedim ben. 9'u buldum. Bugün olacak bu iş dedim. Beklemeye başladım Bodrum'da. Daha sonra cinayetin işleneceği saatlere yakın zanlı inşaat çivilerini de cebine koyarak evden çıkmıştı. İlk olarak değirmenci bir karısını öldürmek istemişti. Ama planı istediği gibi gelişmemişti. Zanlı değirmencinin köpeğinden korkmuştu. Onlar değirmenci. Değirmenci var. Ya bu da Hasan Aydın. Karısıyla bir de çocuk var. O iki yer bana şimdi... İlk defa nasıl köpek avladı ilk defa oraya mı? Kapıyı, evet. Kapıya vurdu. Vurmadım. Karı dışarı baktım. Çıktı böyle bağlı iple. Evet. O zaman içeriden köpek sesi geldi. Evet. Şöyle hafif bir köpek sesi geldi. Tabii onu bıraktım ben. Tehlike var orada. Zanlı daha sonra Yıldırım Kılıç'ın evine gitmişti. Evet. Hiçbir şey yok. Sadece don var. Don var. Evet. Don var. Şöyle kalktı oturdu. Hemen darbeyi vurdum ben. Zanlının çaldığı son kapı Kocatepe ailesinindi. Bir defa adama vurdum. Ne olduğuna var. Bu canlıdır belki de. Onun işini bitirdim.
Anlattığına göre Süleyman Aktaş evine dönüp cinayetler sırasında üstünde olan giysileri yakmış, duş almış ve normal hayatını sürdürmüştü. İfadesi jandarma tarafından alındıktan sonra basınla görüştürülen Süleyman Aktaş'ın burada söyledikleri de ilginçti. İki grup görev verilmişti. Görev başarıyla yapılmıştı. Görevin niteliği ve içeriği yukarıdan gelmiştir. Yukarıdan gerekli talimat verilmiştir. Size detaylı açıklama vermek sakınca olur. Yorum yoktur. Teşekkür ederim. Süleyman Aktaş cinayetleri görev olarak niteliyordu. Görev verilmişse her zaman ülkemiz için görev alırız. Bütün bu açıklamalardan sonra Süleyman Aktaş tutuklanmış ve duruşmalar başlamıştı. Zanlı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Merkezi'ne gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde raporlar tamamlandı. Bu raporlara göre Süleyman Aktaş paranoyak şizofrendi ve cezai ehliyeti yoktu. Mahkeme kararını açıkladı. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan davada Süleyman Aktaş'ın bir yıldan az olmamak kaydıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesine ve tedavi sonunda serbest bırakılmasına karar verildi. Süleyman Aktaş bir yıl sonra yeniden insanların arasına karışabilecek. Peki ya sonra? İşte bu soru birçok kişiyi uykusuz bırakıyor. Çambaşı köyünde şimdi gerçek bir korku yaşanıyor. Köy sakinleri tedirgin. Evlerde, sokaklarda, köy kahvesinde, hatta ilkokulda korku var. Korku insanların gözlerine gizlenmiş. Sonunun ne olacağı bilinmeyen bir bekleyiş sürüyor. Muhakkak korkusuna vatandaş silahını bulacak ama gece uykuyu da terk edecek vatandaş korkusuna. Gündüz işini terk edecek, gece uykuyu terk edecek. Bunu muhakkak yetkililer bir çare bulmalı. Ne diye salıyorlar onu? İstemiyor zaman gelmesin. Acımık bir yatar olduk yavrum kaç gündür. Bir daha gelse biz işleyeceğiz ya. Korkulma mı oğlum? Biz yaban erliyiz yavrum, biz iyileşmeriz. Gece de gidiyoruz, gündüz de gidiyoruz. Allah etmesin, oralarda bile denk gelsin. Ne yapacak? Korkulacak ya. İlkokul çocukları da ondan korkuyordu. Onun hiç gelmesini istemiyoruz. Kurban Yıldırım Kılıç'ın ailesi de aynı korkuyu yaşıyor. Bu serbest kaldı denilince herkes evinde yatma zamanında evde kaç kişiyse sırayla nöbetleşe uyunuyor. Evet. Nöbete dikilenin yanında bir silah. Acaba bizim evimize mi gelir? Yoksa bir başkasının evine mi gelir? Biz bağrımızda bir ilan beslemişiz. Köy halkı çivili cinayetlerden oldukça ürkmüştü. Köyde çaresizlik kol geziyordu. Her evin önünde köpek takmaya başladık. Vallahi ben şimdi yemiyorum, köpeğe yediriyoruz. Köpek besliyoruz efendim. Abi köpekten kaçıyor. Hasan Aydın'ı öldürmeye vardığında Hasan Aydın bundan 2-3 yıl önce demenciydi ve hala demeni duruyor. Un kokusunu yalamak için köpek vardığında tamam köpek oradaymış. Süleyman Aktaş eve Hasan Aydıngil'i çivilip öldürmek için vardığında karşısına köpek çıkıyor. Çünkü un yalayıp geliyormuş köpek. Köpekten korkuyor. Köpekten korkuyor. Çekinir oldum. Yalnız bu içeride yattığım müddetçe ben rahat yatacağım. Bu buraya gelirse o zaman belki ben de bu köyü terk ederim. Kimileri yok. İse korkusuz. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de vardır. Köyde yaşayan insanlar Süleyman Aktaş'ın infaz listesinden korkuyor. Vallahi ben geldiğini istemiyorum. Şahsen gelse bu adamı saydığına göre sıralarda biz de varız. Bazı arkadaşları onun hastalığını elektrik çarpmasına bağlıyor. 80'lerde geçirdiği bir şok, yani cereyana kapılmasının etkisiyle zannedersem bunda bir şizofreni başlangıcı oldu. Devam ettiği kahvenin sahibi ise onun çok akıllı olduğunu düşünüyor. Hani onun çalıştığını, onun kafasında şey ben yapamam. O kadar akıllı kişi. Süleyman deli değildir. Mümkün yok. Yani deli değildir kesinlikle. Çambaşı köyüne kadar gidilir de Süleyman Aktaş'ın evine uğranmaz mı? Süleyman Aktaş'ın kayınvalide ve kayınpederini bulduk. Konuşmak istemeyen yaşlı çifti sıcağı sıcağına ikna etmek zor olmadı. Aile daha önce hiçbir televizyon kamerasının karşısına çıkmamış, hiçbir soruya cevap vermemişti. Süleyman Aktaş'ı ailesine sorduk. O nasıl bir insandı? Ailesiyle ilişkileri nasıldı? İşte hiçbir televizyon programında anlatılmayanlar. Valla bende hiç tedirginlik yok. Ama komşular da varmış başka. Bizde hiçbir şey yok. Bu zaten kazadan evveli komşulara da sorum hiçbir şeysi yok. Bu adam tahsilli adam. Kaza geçirdi. 31.500 volt cereyan çarptı. Bu duruma düştü. 9 gün komada kaldı. 4 ay hastanede yattı. 3 ay istirahatlı çıktı 85'te. Ve ondan sonra bu duruma düştü. Kayınpederine göre Süleyman iyi bir baba ve iyi hiç bir eşti. Yani evde ne bize ne komşuya ne çocuklarına daha şöyle elini yüzeymiş değildir.
değildir. Bunun çocuklar takdirle, boyuna takdirle gidiyorlar. Süleyman Aktaş'ın iki çocuğu şimdi okula devam ediyor. Başladı tekrar ortaokula. Geçen sene iki takdir aldı. Bu sene yine sınıf birincisi, okul birincisi olacağım diye çalışıyor. Onlar ancak bana sarılıp ağlamakla yetiniyorlar. Yani teselli sadece dedesi olarak benden alıyorlar. Benden alıyorlar. Yoksa hiç başka bir şey yok. Siz destekliyorsunuz. Bizi yıkan sadece çocukların bu üzüntüsü. Aynı zamanda oğlum ayrılığı da var tabii. Biz destekliyoruz çocukları. Kayınpederi ve kayınvalidesi Süleyman Aktaş'ı oğulları yerine koymuş ve onu bir evlat şefkatiyle seviyor. Kasım ayında da 5 sene oldu buraya geldi. Hiçbir komiserde kimse dememiştir. Ne çorun çorun ne de bize. Sanki oğlumuz kadar kıymetliyiz. Oğlumuz kadar kıymetliyiz. Kıymetliyiz. Hiç bir şey yok. Bizim oğlumuz yoğun dedik. Allah bize onun evladı verdik. Güvendiydik. Hastaneden geldi. Hep içinde her kadar avuç etti, fidan etti. İşle müşkülüdü. Hastalanmış. Bunda kabahat var, onda kabahat yok. Hastalık yer mi? Koca kaza bu. Aile köylüden tepki alıyor. Ama onların ne suçu var? Köylüler bana karşı cephe aldılarsa da biz yani şu anda biz hoş gördük. Biz kimseye bir şey demedik şu ana kadar. Bizi köylüler bir şey etme laf ediyorlar. Şöyleymiş, böyleymiş konuşuyorlar. Bize seslenmedik hiç. İyi mi oğlum? Hikayeden güçten çıkmadık diyor bozum. Hiç. Peki ailesine göre onun salıverilmesi doğru mu? Değil. Şu anda değil. Hasta adam. Şimdi hasta. Ben akşam televizyonda seyrettim. Hasta şimdi. Süleyman Aktaş'ın eşi iki çocuğunu da yanına alarak köyden uzaklaşmış. Anne ve baba ise bu duruma gerçekten çok üzülmüş görünüyor. Öte yandan Çambaşı köyünün mezarlığında ayrı bir acı yaşanıyor. Çiviyle öldürülen 5 kişinin mezarlarına henüz mezar taşı bile konmamış. Bu garibim Yıldırım Kılınç. Yani görebildiğim kadarıyla tabii bizlerden büyük ama bir gün tok yattıysa bir hafta aç yattı. Yıldırım Kılıç'ın arkadaşı köye yeni bir isim takıldığını söylüyor. Çivili Köy. Ama bir deli bu köyümüzü çok mahvetti. Şimdi artık bir iş yerine girmeye gitsen nerelisin? Çambacım. Çivili Köy. Dön kardeşim geriye. Ne oldu? Tamam pasaport çıkışını aldın. Bir an emekli, o anda emekli oluyorsun. Şimdi tek yapacağımız olay buraya boyayı alıp geleceksin. Bu boyayı iptal edeceğiz. Buraya bunu bir şekilde böyle yapıştıracağız. Burası Çivili Köy efendim. Çambaşı'nı aralayacağız. Burası Çivili Köy efendim. Adı Çivili Köy veya Çambaşı Köy. Köyden ayrılırken arkamızda korku ve ölenlerin ardından dökülen gözyaşlarını bırakmış. Bu sırada Süleyman Aktaş'ın Denizli cezaevinden alınarak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğünü öğrenmiştik. Odasında ziyaret ettiğimiz zanlı her zamanki gibi sakindi ve bizi güler yüzle karşıladı. Konuşma başladığında Süleyman Aktaş'ın her zamankinden farklı olduğunu gördük. Normal bir insan gibi son derece akıllıca cevaplar veriyor, bizi şaşırtıyordu. Köye gittiğinizde sevindim tabii. En azından ben de orayı çok merak ediyordum. Orada benim yakınlarım var tabii. Benim 45 yıldır yaşadığım yerleşim birimi köyümdür. Köyümle en küçük bir sorun şimdiye kadar olmamıştır. Ben gerekse benim aile tarafım, gerekse eşimin ailesi tarafı son derece soylu kişilerdir. Bu tip yerlerde hiç olmaz. Benim burada bulunmam tamamen yanlışlık sonucudur. Bu çelişkili tavır bizi şaşırtmıştı. Süleyman Aktaş'a daha önce verdiği ifadeleri hatırlattık. O zaman şöyle olmuştu, bu itiraflar şöyle olmuştu. Baskı altında olmuştur, baskı altında olmuştur. Ben o itiraf durumlarını da hatırlıyorum tabii. Ben kendim söyledim bunları. O zamanlar namlular hep bana yönelik duruyordu. Namlular bana yönelik duruyordu ve orada uzun süre işkence gördüm. İşkence sonucunda bana ezberletilen şeyleri ben söyledim tabii. Onların hiçbir zaman gerçek bilgisi yoktur. Bana yönelik suçlamalar tamamen uyduruktur, yalandır. Maalesef bizim adalet sisteminde bu tip yanılgılar oluyor. Dünyada da oluyordur bunlar örnekler. Dünyada da oluyordur. Peki zanlı Süleyman Aktaş değilse bu cinayetleri kim işlemişti? Valla ben ciddi bir terörist grup var. Onlardan kuşkulanıyorum. Onlar falan tamamen işte yapan kişinin vahşetini ortaya koyar. Demek ki insanlığı, insancıl bir ruh yok onda. Zanlıya göre insanlara hiç kimsenin öldürmeye hakkı yok. Şimdi insanlar istedikleri kadar yaşayabilirler. Onlara yaş haddini koymak bize düşmez. Bize düşmez. Onlar doğa yaratmış. Süleyman Aktaş verdiği ifadeleri şaka olarak nitelendiriyor. Espri de olabilir. Ben öyle şakayı severim ben. Herkese bir şey söylerim, güldürmeye çalışırım. Milleti güldürmek benim hoşuma gider. Süleyman Aktaş 6 yıl önce ölen polisi de aslında başkalarının öldürdüğünü savunuyor. Şimdi Antalya'ya ben gezmeye gitmiştim o zaman. Bir iş kazası geçirmiştim. Moralim bozuktu.
Karaolan Parkı'nda çay içiyordum. Orada bir masa var, işte güzel çay geliyor falan. Ben yalnızdım tabii, çay içiyordum. Karşı masada bir düzgün Rusça konuşan bir çift vardı. Baktım şöyle bir, onları anladım Rus olduklarını. Sonra oradan kalkıp geldim ben, bir hayli geç olmuştu. Aynı çifti olay yerinde gördüm. Adamların işini bitirip gittiler, adamın işini bitirip gittiler. O çift yaptı. Kısa bir aradan sonra Çivili cinayetin gelişmelerini sıcağı sıcağına izleyeceksiniz. Sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Çivici katilin en son açıklamaları az sonra. Az önce izlediğiniz konunun devamıyla karşınızdayız. Süleyman Aktaş'a Çambaşı köyünde yaşanan korku dolu bekleyişi anlattığımızda aldığımız tepki oldukça ilginçti. Hiç korkmasınlar, şüphelenmesinler, hiç korkmasınlar. Hiçbir şey, hiçbir zaman korkmasınlar. Öyle diyorlarsa ben o zaman köye gitmem. Madem öyle korkuyorlarsa benden, ki korkmalarına hiçbir neden yok, ben söylüyorum gerçeği. Eğer korkuyorlarsa ben köye gitmem o zaman, onlar köylerinde yaşasınlar. Ben köyün dışında başka bir yerde yaşayayım. Ben son derece uygar bir insanım. Ben uygarlıktan yana biriyim. Siz nasıl kendinizi hissediyorsanız, böyle cinayet işleseniz buraya gelebilir misiniz? Böyle. Ben aynı sizler gibi sıradan biriyim. İnanılmaz gerçek. Zanlı öldürmenin kendisi için ürkütücü olduğunu ifade ediyor. Evet, bir vatandaş olarak söylüyorum. Kesinlikle çok yanlış olan bir şey. Yazıktır yani, insan öldürülmez. Biçimi de çok acımasız, korkunç bir şey. Çok acımasız ve korkunç bir şey. Mümkün değil, ben korkarım zaten. Hani ben öyle birini şurada, biri elini çekiciyle gelse ben kaçarım. Çok korkak bir adamımdır ben. Meğer Yıldırım Kılıç onun iyi arkadaşıymış. Yıldırım'la biz akşama kadar pişpirik oynuyorduk. Kahvede. Beraber birbirimize çay kahve ısmarlıyorduk. Ondan sonra öbür çift yaşlı bir çiftti zaten. Onlar kahveye bile gelemiyorlardı. Yaşlı. Yani artık son zamanlarını yaşıyorlar. Hatta rezildiler onlar yani. Rezildiler. Süleyman Aktaş Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki bir gününü sıcağı sıcağına kameralarına anlattı. Böyle geçiyor. Sabahleyin şimdi ben kalkıyorum. Oturuyorum biraz. Burada arkadaş oluyor. Onunla konuşuyoruz. Ondan sonra tekrar yatıyorum. Tekrar kalk. Yemek zamanı geliyor. Yemeğe gidiyoruz. İşte bir takım ihtiyaçlar. Ondan sonra televizyona bakamıyorum yani. Yasak ya bize. Biz burada kilitliyiz. Kilitli duruyoruz burada. Yani benim şimdi şurada kalmama hiç gerek yok. Niye buralardayım ben hala anlamıyorum. Tedavisinin kısa süreceğini, çıkınca pek çok kişiyi ziyaret edeceğini söyleyen zanlı dehşet uyandırdı. Adli tıpta olan kişileri, buradaki bu TRT benimle bir röportaj yapmaya çalışan insanları, ondan sonra cezaevindeki arkadaşları, hepsini ziyaret edeceğim, onlara Marlboro dağıtacağım, tamam mı? Ne şey aman bırak işimi canım, olur mu öyle şey? Ya bütün mesele bu zaten, beni anlayamıyorlar, tamam mı? Ben, yani insan böyle problemli kişiler ailelerinden belli olur. Ailesi bıkar, gidin bakın benim aileme, gerek kendi eşimin tarafına, gerekse kendi aileme, bakın bir birinin en küçük bir şey olmuş mu? Olmaz. Ben çok uygar biriyim. Son olarak sıcağı sıcağı ekibine son sözlerimi söylüyorum. Yaşadığım yerleşim birimindeki veya başka yerlerdeki yaşayan insanlar benden hiçbir zaman korkmasınlar. Ben cani biri değilim. Günlerdir basında garip konuşmaları, demeç veren tavırlarıyla izlediğimiz Süleyman Aktaş, deli mi yoksa çok mu zeki? Bunu anlamak zor. Aktaş'ın kendi gibi cinayet suçuyla yargılanmış, o da arkadaşlarıyla konuştuk. Bundan 5 sene önce psikolojik bir bunalım sonucu küçük bir çocuğu öldürdüm. Onun yüzünden yatıyorum. Şimdi benim olayımı gazeteciler çok şişirdi. Yalan yanlış şeyler eklerler. Yok tecavüz etmiştir, yok kesmiştir, biçmiştir. Evet, yok gömmüştür, yok etini yemiştir. Bir sürü şeyler eklerler. Bunlar gerçek değildir. Bunu yani açık olarak kamuoyuna belirteyim. Ben öyle yazılıp çizildiği gibi ne caniyim ne de canavarım, ne sapım, hiçbir şey değilim. Basit bir katilim, ruh hastası bir katilim. Şimdi gayet iyiyim. Yani çıkıp toplumda insanca yaşayabilirim. Bir daha olay işleyeceğimi zannetmiyorum. Süleyman Aktaş sıcağı sıcağına ekibini güler yüzle karşılamış ve son derece anlaşılır cevaplar vermişti. Oysa bundan sadece birkaç gün önce görüştüğü İHA Haber Ajansı'nın muhabiriyle yaptığı röportaj oldukça anlaşılmazdı. Süleyman Aktaş'ın yüzünde alaycı bir tavır seziliyordu. Önce bir kişiyi vuruldu. Vuruldu. Çevirmeyecek mi? Hayır. Nasıl? Ha çekiçse. Çekiç yok. Evet. Nasıl olmuş orada? Şimdi efendim, o olayın başlangıcı kesinlikle yukarıdan ayak ağrılık bir şeydi. Benim elime çiviler geçti mi hiç kimse boşamıyor. Boş. Ama ben çivileri kullanıyorum. Çivi gibi bir şey değil. Neyse ne diyeceğiz sana? Ben Süleyman Aktaş. Benim çok güzel bir heykelim var. Amerika'da, New York'ta. New York'ta, Rafael Antonio'nun yanında olabilir. Hı. Şöyle bir dikilmiş, bu binadan bile büyük. Neden dikilmiş?
yapıyordu senin heykelini oraya? Amerika beni çok sever. Bu çelişki gerçekten şaşırtıcı. Süleyman Aktaş'ın hangi yüzü gerçek? O bir deli mi yoksa çok mu akıllı sorusuna cevap bulamıyorum. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi, psikiyatrist Semih Özalp'e Süleyman Aktaş'ın tedavi süresiyle ilgili sorular sorduk. 5 yılda kalabilir, 15 yılda kalabilir. Yani bir yıl sonra çıkacak diye bir kayıt yasal olarak da değildir. Şu anda da öyle bir şey söz konusu değildir. Köy ahalisinin korkulu bekleyişi insana şunu düşündürüyor. Cezai ehliyet olmayan suçluların tecrit edilebileceği ve yeniden topluma kazandırılacağı kurumlara gerçekten ihtiyaç var. Her zaman olduğu gibi sıcağı sıcağına telefonlarınızı bekliyoruz. Telefon numaramızı biliyorsunuz. İstanbul 222 22 23. Posta kutumuzsa CC 420 80303 Mecidiyeköy İstanbul. Unutmayalım. Her şeyin başı hoşgörü ve sevgi. Sıcacık ve sevgi dolu günlere.